Evet, Trabzonspor haberlerimizi aktardık, gazetelerimize baktık. Şimdi Bordo Mavililerin gündemini çok değerli bir konuğumuzla Hayri Beşer'le değerlendireceğiz. Hayri Beşer, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz Trabzonspor'u konuşmaya. Ben önce bugün oynanacak karşılaşmayla başlamak istiyorum. Gençler Birliği deplasmanında sahaya çıkacak Trabzonspor. Yeni transfer Berat'ı izleyeceğiz. Eksikler var. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün eksikliği söz konusu. Nasıl bir maç beklersiniz? Bu takımla değişikliklerle acaba nasıl bir performans sergiler Bordo Maviler? Tabii Abdülkadir'in eksikliği herkesin içinde bir burukluk. Belki sadece Trabzonsporların değil, bütün futbol severlerin içini acıtan bir sakatlık oldu, bir ayrılık oldu diyelim. Çünkü daha önce de çok büyük bir talihsizlik yaşamıştı genç futbolcu. Türk futbolunun göz bebeği diyebiliriz Abdülkadir için. Dolayısıyla öncelikle ona tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. İnşallah çabuk döner ve hakiki Abdülkadir olarak döner. Şimdi Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Abdülkadir sakatlanınca Flavio oyuna girmişti ve Trabzonspor adeta kaldığı yerden de yoluna devam etmişti. Çok iyi bir Abdülkadir performansı vardı bence geçen hafta. Genç oyuncu ayrıca toparlanıyordu da formunu buluyordu da öyle bir sürede yakaladı sakatlığı. Ancak o çıktıktan sonra oyuna giren Flavio'yla da Trabzonspor oyun üstünlüğünü sürdürebildi. Konyaspor zorlu bir rakipti. Trabzonspor belki de Abdullah Avcı döneminde en etkili, en hakim, en dominant ve de en rahat futbolunu oynayarak başladı. Şimdi o maçtan buraya geldiğimiz zaman geçtiğimiz haftaki Trabzonspor, daha önceki haftalardaki Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmeyen, belki kısır skorlarla kazanan ama bir şekilde yoluna devam eden bir Trabzonspor. Karşısında ise son 3 maçını kaybetmiş, ritmini bulamamış, ne zaman ne yapacağını bilemeyen, gol noktalarında kısırlık çeken bir Gençler Birliği. Şimdi buradan bakınca Trabzonspor'un ağırlığı bariz bir şekilde hissediliyor Ezgi. İkinci bir husus, Trabzonspor'da Baker da forma giymeyecek. Baker, Bordo Mavili camiayı tatmin etmeyen bir Trabzonspor oldu, transfer oldu. Yetenekli, iyi bir pasör, iyi bir oyun aklı olmasına rağmen yeterince tempolu oynamaması, belki de yeterince tutkulu oynamaması sebebiyle sıradan oyuncu görüntüsünde devam ediyordu. Ama bence her şeye rağmen Baker önemli bir playmaker. Onun yokluğunu test edecek Trabzonspor bugünkü karşılaşmada. Bir dikkat çekici nokta bu. Ve senin de hatırlattığın gibi Berat'ın varlığı. Şimdi Trabzonspor'un orta sahası tam anlamıyla tarifini playmaker olarak yapamayacağımız bir oyuncudan mahrum olarak bu karşılaşmada mücadele edecek. İşte Berat olacak, belki yanında parmak olacak. Ve Flavio da muhtemelen forvet arkası olarak oynayacak. Böyle bir orta saha üçgeniyle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir ikinci alternatif olarak belki hoca Yusuf'u ilk 11'e atabilir. O zaman bu üç oyuncudan bir tanesini tercih etmez. Yusuf'u ilk 11'e atması durumunda da Yusuf sağ kanat gibi, içe devrilen sağ kanat gibi oynar. Bu defa Ekuban forvet arkası oynayabilir. Özetle diğer 11'i saymadım ama Trabzonspor'un 11'i sahadaki dizilişinin bu şekilde oluşmasını bekliyorum Ezgi. Peki şimdi bir sonraki maç Beşiktaş'la Hayri Beşer. Dolayısıyla bu karşılaşmadan alınacak bir 3 puan muhtemelen moral motivasyon anlamında da etkileyecektir Trabzonspor'u. Aynı şekilde iki oyuncunun sarı kart ceza sınırında olduğunu da az önce hatırlatmıştık izleyicilerimize. Abdülkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi bu anlamda da kağıt üzerinde belki kolay gibi görünse de aslında farklı dinamikleri de olabilecek bir mücadele olabilir zannediyorum Trabzonspor açısından. Şimdi de Gençler Birliği maçına tabii ki Trabzonspor kazanılmış ya da kolay kazanılacak bir mücadele olarak bakmıyordur. Abdullah Avcı hele hiç bakmıyordur. Çünkü başkent ekibi her ne kadar bu sezon beklentilerin uzağında hani geçmişiyle pek de doğru orantılı olmayan düşük profilde bir performansla yoluna devam etse de enteresan sonuçlar almaya her zaman aday bir takım, hatta bir futbol kültürü diyebiliriz.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı yenmişlerdi. Bu tür şeyleri çok yapıyorlar. Büyük takımlar karşısında sürpriz almak gibi adeta genetik bir özellikleri var. Bunları Trabzonspor dikkate alacak. Gençlerbirliği gol yollarında kısırlık yaşıyor. Ben kadrosuna baktığım zaman şu anda işte yani Gençlerbirliği'nde golü kim atacak sorusunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Buradan da bakmak lazım. Aslında savunma prensipleri anlamında, top kapma, sahaya yayılma anlamında hiç de kötü bir takım değil Gençlerbirliği. Bu kötü gidişe rağmen bunları hoca dikkate alacaktır. Senin hatırlatmana gelince parmak aslında önemli bir oyuncu ama son dönemlerdeki performansıyla önemli bir oyuncu gibi de gözükmüyor. Çünkü ilk başladığı sezon Trabzonspor'a 6 gol katkısı, 2 asist katkısı, geçtiğimiz sezon 3 gol, 3 asist katkısı vermiş olan ve de aynı zamanda ciddi bir oyun katkısı vermiş olan sürekli ilk 11'de yer almadığı halde parmak şu anda Trabzonspor'da 0 gol katkısıyla oynuyor. Elbette ki önemli bir oyuncu. Orta sahada artıları var. Ama Abdülkadir Parmak'ı tarif ederken gole yakınlığını, yatkınlığını, şütörlüğünü de hatırlamamızda fayda var. Bunları göremiyoruz. Çünkü başka türlü oynatılan bir oyuncuya evrilmişti. Abdullah Hoca'nın parmakla ilgili bu anlamda da ben bir takım düşüncelerinin, hayallerinin olduğunu tahmin ediyorum. Daha doğrusu umut ediyorum. Bunları söyledikten sonra Ezgi şunu hatırlatayım. Trabzonspor bu iki oyuncunun boşluğunu tolere edebilecek durumda. Yani orta sahada zaten ciddi bir sıkıntı, eksiklik söz konusu. Ama Kamil Ahmet ilk 11 oyuncusu değil. Parmak ise ilk 11 oyuncusu olmakla birlikte hoca bence pekala Hüseyin'i kartını kullanmak suretiyle orta sahayı artı bir oyuncuyla tahkim edebilir diye düşünüyorum. Hüseyin'i orta sahaya atabilir, başka bir oyuncuyu orta sahaya atabilir ve bu şekilde çözmeye çalışır. Hangi oyuncuyla çözerseniz çözün, Beşiktaş'ın şu andaki performansına bakınca elbette ki ağırlık siyah beyazlı takımdan yana gözükecek. Trabzonspor en ideal 11'iyle çıksa dahi hoca ne yapacak? Hoca bundan önceki karşılaşmaların genelinde olduğu gibi saha ve alan hakimiyetini elinde tutmak suretiyle, tutmaya çalışmak suretiyle de büyük ihtimalle Beşiktaş'ı durdurmaya çalışacak. Peki şimdi Süper Lig'in dışında performansların dışında bir de transfer gündemi var malum. Berat hamlesi yapıldı, ardından gündeme Enzo Perez geldi. Ancak şu anda Enzo Perez'le ilgili pürüzler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da farklı oyuncularla ilgilenmeye başladı. Trabzonspor şu anda da Chiquinho ve Yankto isimleri ön plana çıkmış durumda. Hayri Beşer özellikle 10 numara transferi, kanat transferi yapmak istediğini biliyoruz Bordo Mavililer. Acaba bu isimler için neler söylersiniz? Birincisi şunu vurgulayalım Ezgi. Berat transferi Abdullah Avcı'nın liste başı transferdi. Dolayısıyla hocanın en çok istediği oyuncu alındı diyebiliriz. Bak bu çok önemli. Zaten Berat da Trabzonspor'u çok istedi, isteyerek geldi. Ama ikinci isim de Enzo Perez'di. O transfer gerçekleşmemiş gibi gözüküyor. Orada aslında Bordo Mavili yönetim çok büyük emek verdi. Belki 2 aylık bir süreçten beri bir oyuncuyla ilgilenildi, görüşmeler yapıldı ama bildiğim kadarıyla son tahlilde kulübü ve hocası oyuncuya biz seni göndermek istemiyoruz dediler. Ve oyuncu da kalmaktan yana tercihini kullandı. Ve şu aşamada dondurulmuş bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Bunun haricinde birçok isim var. Bir tanesini sen söyledin. Yantko, Sampdoria'da forma giyiyor. İyi bir orta saha. Henüz 26 yaşında. Hani transfer ettiğiniz zaman size uzun yıllar katkıda bulunabilir. Ve 4 gol, 3 asist gibi aslında iyi de bir gol katkısı verimiyle oynuyor. Onun haricinde Albin Ekdal ismi de konuşulan isimler arasında. Papu Gomez ismi var yine. Chiquinho ismi var. Ramirez ismi var. Birçok isim var aslında. Burada Abdullah Hoca'nın belki istekleriyle Trabzonspor'un scouting ekibinin önceden yaptığı çalışmalar örtüşmediği için bu sıkışık zaman takviminde hani oyuncu tespit etmek kolay olmadı ama Trabzonspor mutlaka bir transfer yapacak. Bana göre en önemli yapması gereken transfer pozisyonu forvet, merkez santfor. Ancak oraya yönelik
henüz somut bir isimle karşı karşıya değiliz. Trabzonspor bence öncelikle orta saha kadar, belki orta sahadan daha önemli iyi bir forvet transferi gerçekleştirmek durumunda diye düşünüyorum Ezgi. Peki Hayri Beşer, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için ve yayınımıza katıldığın için. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Trabzon